Ne yapsak biz de, böyle sofraya falan mı geçsek artık? Sizi geçin. Ben aç değilim zaten. Sinan'ı bekleyeceğim. Ama dinarım, öyle olmaz ki, biri yer biri bakar. Yok. Yani size de bu kadar zahmet verdik ama kusura bakmayın. Hadi biz kalkalım artık. Belli ki damadın döneceği yok. Yok ama o gelmeyecek olsaydı telefon edip haber verirdi. İşi neyse, bizi unuttu herhalde. Dedeciğim, yani sence de biraz alıngan davranmıyor musun? Ya mesele o değil kızım. İnsan kendini insan yerine konmadığını hissediyor. Hayır, bir şey anlatacağım diye topladınız hepimizi. Şimdi dalga geçer gibi işte. Ya ayıp ama. Bakın ben Sinan oğlumdur diye demiyorum. Ama hayat memat meselesi çok önemli bir şey olmasa böyle bir saygısızlık yapmazdı. Ne olur siz büyüklük gösterin. Ben çorbaları koyayım mı acaba? Sofraya geçsek ha? Şahane, hem dedem de yer. Biz de şey yapsak, beraber bir şey yapalım mı izninizle? Ben de şey yardım edeyim. Ha, ben de size yardım edeyim o zaman, sofraya geçelim. Buyurun. Oh. Bana bak, içeride bir şey demedim ama deden şu anda kalkıp gitse yeridir. İyi ki söylemedin Melia teyze. Yani çünkü dedem kendini hak veren birini görünce bazen abartabiliyor. Adamcağız hasta haliyle kalkıp buralara kadar gelmiş. Nerede bu Sinan? Bilmiyorum ki. Sen ona bir telefon açsana. Telefonu yok ki. Hay Allah'ım, ya Rabbim yahu, aman. Telefonu yok, kendisi telefon açmaz. Ya ben ne diyeceğim şimdi dedene? Zaten adam çivi üstünde oturuyor. Ceyda da dalmış olmasın gene restorana. Bilmiyorum ki, olabilir. Sen şu Bülent'i bir arasana. Doğru, Bülent'i arayayım. Ben de dedenin yanına gideyim, ayıp olmasın. Gitseydim gerçekten arkamdan Paris'e gelecek miydin? Vizem vardı. En fazla bir gün sonra oradaydım. Alo. Alo Bülent, Sinan yanında mı? Ha, yanımda yanımda. Keşke gitseydim. Sen de arkamdan gelirdin. Kimin sesi o? Peri'nin sesi, aldık şimdi onu. Arkada oturuyorlar, keyifleri de yerinde. Burası hiç keyifli değil ama. Hatta bayağı gergin, söylersin Sinan'a. Güya insanlarla konuşacaktık. Ha tamam. Alo. Alo. Paris çok güzel olurdu. İkimiz Paris'te. Bunu bir ara yapalım. Unutmam ama. Sanki bu bir teklif. Kabul ediyorum. Arkadaşlar, hoş sohbetinizi bölmek istemem ama şoförünüzün az önce yaptığı telefon konuşmasında bir kulak misafiri oldunuz mu acaba? Hayır. Ne oldu, kim aradı? Rüzgar aradı abicim. Burada ne kadar güzel bir ortam varsa orada da bir o kadar gergin bir ortam varmış. Ah be abi, benim tamamen aklımdan çıktı ya. Yemeğe devam etmeyecek misiniz? Şu çorbayı da hatırına içtim Dünür. Eline sağlık. Hadi biz gidelim. Damat uygun olduğunda geliriz artık. Ah, geldi işte Sinan da. Hadi bak kapıyı. Bakıyorum hemen. Çok şükür. Dede. Kusura bakmayın gerçekten. Restoranda halletmem gereken bir durum vardı da. Damat, sen de kendine bir asistan tut artık. Öyle kaçar gibi olmaz ki. Tamam, iş önemlidir ama aile meselesi de çok önemlidir. Öyle ihmale gelmez. Haklısınız. Sürekli olan bir durum değil zaten. Öyle üstü kapalı konuşmak da olmaz. Söyle bakalım, öyle bizden birdenbire koparıp götüren restorandaki önemli mesele ne? Belki yardımımız dokunur. Bu şey meselesi mi yoksa? Halloldu. Gerçekten. Eksik olmayın. Dedeciğim. Bak, önemli bir şey olmasaydı zaten Sinan gitmezdi. Hem bak, artık geldi de. Yani ne yapsak? Yemeğe devam edelim mi? Sinan'a çorba versene kızım. Anlatın bakalım şu açıklayacağınız mesele ne? Dedeciğim, bir Sinan nefes alsaydı ya. Yok.
Benim yüzümden zaten beklediniz. Lafı uzatmaya gerek yok. Sinan, ben mi söyleseydim? Biz sadece bir şeyi açıklığa kavuşturmak istedik. Siz haklıydınız. Sadece kendi rahatımızı düşünerek hareket ettik. Sizden saklamamalıydık. Özür dileriz. Belki biraz çocukça oldu ama ben hep dediğimi düşündüğüm için. Evet. O da var. Turgut Bey heyecanlanmasın, üzülmesin diye gizlice evlendik. Özür dileriz. Abi ben o insanları bırakıp buraya geldim. Ya hem dedesini açıklayacaktık durumu. Senin gittiğini duyunca kafam durdu resmen. Söylemeden iyi olmuş. Söylemeyeceksin de. Nasıl yani? Söylemeyecek miyim? Yani baştan saklamasaydınız bu tür sıkıntılar olmayacaktı zaten. E madem olaylar bu noktaya geldi. Ben hasta, ölümü bekleyen yaşlı bir adamı daha fazla üzmek istemem. Sen de istemezsin. Ve bunu benim için yaptığını biliyorum. Bir dakika, şimdi sen gerçeği söylememi istemiyorsun yani. Evet. Ayrıca senin Rüzgar'a bir borcun var. Ve bu borcu ödemezsen hayatın boyunca bunu omuzlarında hissedeceksin. Yani ve o duruma seni ben getirdiğim için ben de öyle hissedeceğim. Bak, ikimiz için bir fırsat. Ödeyeceğiz ve bitireceğiz. Sen Rüzgar'ın sayesinde hayata dönmüşsün. Rüzgar'ın dedesi de senin sayende son günlerini mutlu geçirecek. Bence gayet adil. Gel buraya. Ben de bu kıza niye bu kadar aşığım diyorum. İzin verirseniz elinizi öpebilir miyiz? Öpün bakalım. Canım oğlum. Ben size demedim mi? Demedim mi? Buyurun bakın işte sizi üzmemek için, yormamak için dünyalar güzeli kızım. Bir tane. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.